Evet, 14 Şubat 2000. Sıradan bir sevgililer günü. Çiçekler, şekerlemeler, yeni bin yılın başlangıcı ve tarih yazmak için de güzel bir gün. NEAR Shoemaker uzay aracı, NEAR yakın dünya asteroid buluşmasının kısaltmasıdır, 1996'da fırlatılmıştı. Sonunda asteroid 433 Eros'la karşılaşacaktı. Ona çarpmayacaktı ama etrafından dolaşıp bugüne kadar bir asteroide ilk yumuşak inişi yapan araç olacaktı. NEAR bu buluşmayı neredeyse gerçekleştiremiyordu. Çünkü 1998'de bir motor tutuşması onu yanlış yörüngeye soktu ve hedefini ıskaladı. Yine de mühendisler NEAR'ı bir yıl daha Güneş'in etrafında döndürdü ve eninde sonunda bu buluşma gerçekleşti. NEAR Shoemaker bir yıl boyunca küçük uzay cisimlerini bulmak, hedeflemek ve takip etmek, onlar hakkında önemli veriler toplamak için hazırlanmıştı. Bu uzay aracı, asteroidin yüzeyi hakkında gelecek yıllarda yardımı dokunacak 160.000'den fazla resim elde etti. Ondan önce bazı bilim insanları asteroidleri gelişigüzel uçan yığınlar olarak değerlendiriyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse 433 Eros asteroidi Güneş sistemimizde yörüngesine dönen kendi uzay aracına sahip en küçük cisimdir. Bu asteroid ilk bakışta uzaydan gelen, her 5,5 dakikada bir dönen, 2 Manhattan büyüklüğünde sıradan bir kayaç gibi görünür. Karşılaştırmak gerekirse keşfedilen en büyük asteroid 940 kilometre, en küçük asteroid de 2 metre genişliğindeydi. Esasında asteroidler Güneş sisteminin ilk dönemlerinden geriye kalan artıklar gibidir. Bizim bildiğimiz Güneş, şeklini sıkıştırılmış gazlar ve atomlar karışarak ilkel bir yıldız oluşturmaya koyulunca almaya başladı. Güneş'in etrafındaki küçük moloz taneciklerinden ve tozdan kayaçlar meydana geldi. Bu kayaçlar birbirine çarptıkça daha da büyükleri oluştu. Bu kaotik ve dağınık partiden kurtulan cisimler bugün gezegenler ve uydular olarak bildiğimiz şeylerdir. Gezegen haline gelemeyen daha küçük uzay cisimleri asteroidlerdir. Bir atmosfere sahip olamayacak kadar küçükler ve yer çekimleri onlara bir küre şekli verecek kadar güçlü değil. Bu nedenle yaşam oluşabilecek koşullara sahip değiller. Onların çoğu kendini sonunda Jüpiter ve Mars'ın yörüngeleri arasında bir yerde bulur. Güvenli bir mesafeden geçip giderler. Ama Eros öyle değildi. Eros, yakın dünya asteroidlerinin veya NEA'ların ilki oldu. 1975'ten beri Eros dünyaya en çok 2012'de yaklaştı. Yaklaşık 26,7 milyon kilometre öteden geçti ki bu Ay'a olan ortalama mesafenin 70 katı kadardı. Bu asteroid 1898'de keşfedildi ve ona Yunan aşk tanrısı Eros'un adı verildi. Eros'u bilirsiniz, hani şu insanları birbirine aşık etmek için oklarını kullanan, kırık kalpler yüzünden ortalığı karıştıran. Evet, Yunan mitolojisinde ona aşk tanrısı denir. Büyüleyici birçok uzay keşfinden biri de nükleer makarnadır. Büyükannemin yaptığı gibi değil tabi. Bu makarnanın tarifi şöyle. 1. Bir yıldızın belirli bir yaşa, patlama zamanına gelmesini bekleyin. Biraz sabırlı olmalısınız çünkü bu 1 milyar yıl kadar sürebilir. 2. Patlamadan sonra kalan nötronları toplayın ve aşırı yoğun bir yahni olana kadar karıştırın. Tat vermesi için biraz yer çekimi katın. Son aşamada da 600.000 derecede fırınlamayı ihmal etmeyin. Nükleer makarna evren menüsündeki en tuhaf yemeklerden biridir. Aynı zamanda potansiyel olarak en güçlü maddedir. Bir tabak nükleer makarnayı paramparça etmek için, çeliği kırmak için gerekenden 10 milyar kat daha büyük bir güce ihtiyacınız olurdu. Bilim insanları bu maddenin inanılmaz derecede yoğun olduğu için o kadar kuvvetli olduğuna inanıyor. Sanki biraz bana benziyor. Şunu bir düşünün, 1,3 milyon dünya ezilip Toronto boyutuna gelmiş. Oumuamua, Güneş sistemimize gelen ilk misafirdi. Bu bilim insanlarının onlarca yıldır beklediği bir şeydi. Bu esrarengiz cisim Ekim 2017'de keşfedildi ve Güneş sistemi dışında oluşup yolculuğu sırasında parçalanan daha büyükçe bir cisim parçası olarak değerlendirildi. Havai dilinde öncü anlamına gelen Oumuamua, büyük bir uzay salatalığını andıran uzunca bir cisimdir ve kesinlikle daha önce görülmemiş bir şeydir. Yer çekimi ivmesi yoktur ve görünen bir izi ya da gaz çıkışı belirtisi olmadığı için nasıl hareket ettiği pek bilinmez. Tebin'in yıldızı da evrendeki en gizemli cisimlerden biridir. 1000 ışık yılı uzaktaki bu yıldız, Güneş'ten %50 daha büyüktür ve çok daha sıcaktır. Bilim insanları 2015'te Tebin'in yıldızının parlaklığının %22 kadar azalabileceğini bildirmişti. Bunun sorumlusu büyük toz bulutları olabilirdi ama bu yıldız öyle bir şeye sahip olmak için fazla yaşlı. Bu muazzam karartmaya neyin neden olabileceği hala net değil. Nebulalar sürprizleri hiç bitmeyen büyük toz, gaz ve plazma bulutlarıdır. Değişerek göz yumurtadan ve uzay kafasına ve elmas yüzeye kadar hemen hemen her şekle girebilirler. Bir Kızıl Meydan nebulası en büyüleyici uzay cisimlerinden biridir. Nasıl ve nereden geldiğinin hiçbir açıklaması yok. Hiçliğin ortasında parıldayan ve neredeyse kusursuz simetriye sahip bir kutu gibidir. Dünyadan yaklaşık 210 ışık yılı uzaklıkta Lyra adında bir takım yıldız var. Kepler-37 sistemi de bu takım yıldızda bulunuyor. İçindeki en küçük gezegen Kepler-37b'dir. Dünyanın kütlesinin 1/3'ünden daha az bir kütleye sahiptir. Ay'dan birazcık daha büyüktür. Bilim insanları onu Merkür'e benzeyen havasız ve engebeli bir gezegen olduğunu düşünüyor. Sagittarius B2'ye, galaksimizdeki en büyük moleküler toz ve gaz bulutlarından birine yöneliyoruz. Dünyadan 25.000 ışık yılı uzakta konumlanmıştır ve Samanyolu galaksisinin merkezine yakındır. Araştırmalar 50'den fazla değişik element içerdiğini gösterdi. Bunlardan biri de tadı ahududuya benzeyen şekerimsi bir maddedir. Lezzetli gezegenlerin keşfi mi? Uzay gitgide güzelleşiyor. Fermi Köprüleri 2010'da bulunan kozmik ışınlardan, gazdan ve tozdan meydana gelen iki gizemli devasa damladır. Galaksimizin merkezindeki kara deliğin etrafında her iki tarafında birer tane olmak üzere dolaşırlar. Bu köpükler zamanla galaksimizin aşağısında ve yukarısında genişlediler. Şu an yaklaşık 50.000 ışık yılı genişliğindeler. Oraya nasıl geldiklerini hiç kimse bilmiyor olsa da bir teoriye göre 6 milyon yıl önce ortaya çıkan aynı kara delikle ilişkililer. Gliese 436b en tuhaf gezegenlerden biridir. Aşırı sıcak olmasına rağmen buzdan meydana gelir. Bu, kendi yıldızının etrafında yaptığı tam bir dönüşü 2 günden biraz daha uzun sürede biten Neptün boyutunda bir gezegendir. Yüzeyin sıcaklığının 450 dereceye kadar çıktığı tahmin ediliyor. Fakat gezegenin muazzam çekim kuvveti nedeniyle yine de buzları erimiyor. Kara delikler her zaman devasa olmaz. IGR Akrep takım yıldızında yer alır ve Güneş'ten sadece 3 ila 10 kat daha büyüktür. Bu da onu büyük olasılıkla bugüne kadar keşfedilen en küçük kara delik yapıyor. Diğer yandan NGC 3842, kara delikten bahsedilince zihnimizde canlanan türdendir. Başka bir galakside yer alan bu kara delik, Samanyolu galaksisinin merkezindeki kara delikten yaklaşık 2500 kat daha güçlü ve daha büyüktür. İşte Venüs, enlerin gezegeni. Dünya'ya en yakın, en sıcak yüzeye sahip gezegendir. Yansıtıcı bulutlar onu dünyadan görünen en parlak gezegen yaparken aynı zamanda 1600 volkanla Güneş sistemimizde en çok volkana sahip olan gezegendir. Ayrıca evrenimizdeki en yavaş dönen cisimden de bahsediyoruz. Venüs'ün tek bir dönüş yapması 243 dünya günü sürer. Bu gezegen o kadar yavaştır ki tam bir dönüş yapana kadar siz ondan daha hızlı yürüyebilirsiniz. Venüs dünyanın tam tersi yöne döner. İşte bu yüzden orada gün batımı doğuda olurken Güneş batıdan doğar. 55 Cancri 2700 santigrat dereceyi bulan sıcaklıklarıyla dünyanın 2 katı büyüklüktedir. Karbonu elmasa çevirmek için çok uygun koşullara sahiptir. Evet, bu gezegenin 1/3'ü karbonla kaplı. Dolayısıyla bu elmas gök cismi en pahalı gezegenlerden biridir. Antarktika'da uzaydaki değişiklikleri gözlemleyen bilim insanları, nötrinoları Ay'da en az bir kez görürler. Yine de 2017'de gezegenimize vuran gerçekten özeldi. Bilim insanlarının kökeninin izlerini takip edebildikleri ilk nötrinoydu. Nötrinonun dünyaya ulaşmasının 4 milyar yıl sürdüğü keşfedildi. Gezegenimize bir galaksinin merkezinde bulunan ve çevresindeki tüm maddeyi yok eden devasa bir kara delikten gelmişti. Hey, mahallemize hoş geldin.